asit yağmurunu bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkabilecek, gökyüzünden düşen ve değdiği her şeyi eriten bir çeşit yağmur gibi düşünürüz. Aslında gerçekte de bundan çok farklı değildir. Asit yağmuruna nelerin sebep olduğunu, çevremiz, vücudumuz ve yapılar üzerindeki etkileri gibi asit yağmuru hakkında çok fazla bilgiye sahibiz. Normal yağmurun da bir miktar asidik olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Hemen bir pH ölçeği çizelim. Bu ölçeğin 0 ile 14, başka bir deyişle asit ve baz arasında bir ölçek olduğunu biliyorsunuzdur. Tam ortada yer alan değer olan 7 ise nötrdür arkadaşlar. Normal yağmurun pH'i 5 ila 5,5'tir. Asit yağmuru ise adından da anlaşılacağı gibi bundan çok daha asidiktir. pH değeri ise yaklaşık olarak 4'tür. Bu ikisi arasındaki fark çok büyük bir fark gibi görünmese de bunun logaritmik bir ölçek olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Her bir birimlik artış, örneğin 4'ten 5'e olan bir artışı ele alalım. Bu artış yaklaşık olarak 10 katlık bir farkı ifade eder. O halde pH'i yaklaşık 5,5 olan normal yağmur ile 4 olan asit yağmurunu karşılaştıracak olursak, bunun çok ama çok büyük bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Peki asit yağmuru nasıl meydana gelir? Neden önemlidir? Asit yağmurunun etkilediği bölgede yaşayanlar üzerindeki etkileri nelerdir? Asit yağmurunun nasıl oluştuğuna kısa yoldan cevap vermek gerekirse size hemen kirlilik diyeceğim. Hemen açıklayayım. Buraya hayali bir şehir çiziyorum. Enerji üretimi için kullanılan yakıtların çoğunluğunun fosil yakıtları, yani milyonlarca yıl önce yaşamış hayvan ve bitkilerin toprak altında kalan kalıntıları olduğunu biliyoruz. Bu yakıtları kullandığımızda, daha doğrusu yaktığımızda, özellikle de kömür için konuşuyorum, içlerinde kalan kükürt açığa çıkar. Kömür ve petrol o kadar yüksek sıcaklıklarda yanar ki, havadaki oksijen ve azotun farklı bileşenler oluşturmasına sebep olur. Bunun bir petrol rafinerisi olduğunu düşünelim. Burada bir kömür santrali olsun ve hayali şehrimizde bir sürü de araç olsun. Kömür santrallerinden ya da ocaklarından veya diğer endüstriyel tesislerden salınan yan ürünlerden biri de kükürt dioksittir. CO2. Yanmalı motorların ve petrol rafinerilerinin yüksek sıcaklıkları atmosferdeki oksijen ve azot moleküllerini parçalar. Bu moleküller daha sonra örneğin azot oksit, NO ya da azot dioksit, NO2 gibi farklı azot oksitleri oluştururlar. Bu moleküller azot oksitler olarak adlandırılır. Kısaltma olarak da NOx kullanılır. Aynı şeyi kükürt dioksit için de söyleyebiliriz. Bu da kükürt oksitlerden biridir ve bunların kısaltması olarak da COx kullanılır. Evet, asit yağmurlarına sebep olan şeyleri kısaca bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Asit yağmuruna sebep olan bu grup, yani azot oksitler ve kükürt dioksitler havada asılı halde bulunurlar. Güneşten gelen UV radyasyonu ve havadaki su molekülleriyle etkileşime girdiklerinde ortaya asit buharları çıkar. Bunlara örnek olarak da sülfürik asit buharını, yani H2SO4 ve nitrik asit buharını, yani HNO3'ü verebiliriz. Bu asitler hiç de sevimli şeyler değiller. Sülfürik asit son derece yakıcıdır, cildinizi yakabilir, buharı solunum yollarınızı aşındırabilir. Nitrik asidin ise patlayıcılarda ve roket fırlatmak için kullanıldığını söylemem herhalde yeterli olacaktır. Bu asitler, asit yağmurundan da sorumlu olan asitlerdir. Bu santral ve rafinerilerin bacalarının zaman içerisinde daha da uzun olarak inşa edildiklerini biliyor muydunuz? Örneğin 1970'lerin ilk yıllarında EPA, yani Çevre Koruma Kurumu, kömür santrallerinden ve petrol rafinerilerinden kaynaklanan salınımları azaltmak istediğinde, ki bunu yapmalarının sebebi hava kalitesini kontrol altına almaktı, rafineri ve santraller bu girişime kirleticilerin yakın yerleşim yerleri üzerinde birikmemeleri, yani dağılmamaları için daha uzun bacalar inşa ederek cevap verdiler. Ancak sonuç olarak bu kirleticiler rüzgarlarla taşındı ve rüzgar yönünde yer alan yerleşim yerleri üzerinde birikmeye başladı. Kat ettikleri mesafeler binlerce kilometreydi. Bu asit buharları asit yağmurlarına sebep oldu ve bunun alışık olduğumuz gibi bir asit yağmuru olmadığını da eklemek istiyorum. Asit yağmuru sadece genel bir isimdir ve kar, sis, nem ve toz gibi kuru birikimler olmak üzere tüm yağış türlerini kapsar. Aynı anda bunların farklı kombinasyonlarının gerçekleşebileceğini de eklemek istiyorum. Tüm bunların neden önemli olduğunu da öğrenmek ister misiniz? Örneğin bizi nasıl etkiler? Sonuç olarak yağmur olarak yağan bir asitten bahsediyoruz ve bu asidin cildimizi yakıp yakmayacağını da değil mi öğrenmek isteriz. Bence bu son derece mantıklı. Evet, şehirlerden başlayalım. Asit yağmurları şehirler için oldukça kötüdür. Binalara, heykellere, özellikle de yapımında kireç taşı, mermer ve bazı metaller kullanılan yapılara zarar verir. Fotoğrafta Münih Şehir Müzesi binası üzerinde yer alan bir süsleme görüyoruz. Asit yağmurlarının sebep olduğu aşındırma yüzünden neredeyse tanınmaz hale gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde bulunan birçok mermer binada göz önünde bulundurularak bu binaların asit yağmurundan nasıl korunabileceğine dair birçok araştırma yapıldı. Biraz daha derine inelim. Asit yağmuru toprağa süzerek kaya ve taşların içindeki alüminyum gibi ağır metalleri açığa çıkarır. Bu metaller göllere ulaşabilir ve ulaştığında içme suyunu kirletip su ekosistemlerine büyük zarar verebilir. Birçok balık düşük pH değerlerinde yaşayamazlar. Asit yağmurunun ne kadar derinlere ulaştığını dikkate alacak olursak doğal çevremiz üzerinde de etkileri bulunur. Asit yağmuru besinleri topraktan sıyırarak ve hatta bitkilerin mumsu dış zarlarını yırtarak ormanlara ve ağaçlara zarar verebilir. İnsanlar üzerindeki etkilerine gelecek olursak asit buharları ve yol açtıkları farklı tip yağışlar solunum sistemimiz için son derece zararlıdır. Özellikle de astım hastaları için. Asit yağmuru cildimizi yakar mı sorusunu da yanıtsız bırakmayalım. Hayır. Asit yağmuru cildimizi yakacak kadar asidik değildir. Asit yağmurunun pH'i 4 civarındaydı. Bir asidin cildimizi yakabilmesi için çok daha asidik olması, pH'inin yaklaşık olarak 1 olması gerekir. Kulağa şaşırtıcı gelecek olsa da asit yağmuru dediğimizde size bazı iyi haberlerim de var. 1990'da EPA, santraller ve rafinerilerin salınımlarını azaltması için asit yağmuru programını başlattı. 2019'daki salınım seviyelerini 1990'daki seviyelerle karşılaştırırsak çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini görebiliriz. Kükürt dioksit salınımında %94'lük, azot oksit salınımında ise %86'lık bir azalma görüldü. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri için sahip olduğumuz veri ve asit yağmuru dünyanın farklı coğrafyaları için hala büyük bir sorun teşkil etmekte. Gübre ve hayvanların beslenmesi sonucu havaya hala nitrat karışabiliyor. 1990'dan bu yana önemli ölçüde azalma gerçekleşmiş olsa da daha yapacak çok işimiz var. Yapabileceğimiz değişikliklerin belki de en önemlisi daha temiz enerji kaynaklarına yönelmek ya da sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmak. Rüzgar ve güneş enerjisini daha fazla kullanabilir, su gücünden daha fazla faydalanabilir, kömüre ve petrole olan bağımlılığımızı azaltabiliriz. Bu videoda asit yağmurunu nasıl meydana geldiğini ve etkilerini öğrendik ve artık cildimizi yakacak kadar asidik olmadığını da biliyoruz.